Lozan'ın ayırt edici özelliklerinden biri Türkiye Cumhuriyeti'nin tapusu olması. Ee, tam anlamıyla bir tapudur o. Ve 100 yıldır hiç bozulmamış bir tapudur. Benzerler arasından da bu yüzden ayrılır. Ve e, Lozan Lozanı oluşturan heyet aynı zamanda milli mücadele için çarpışan heyettir. Savaşanlar barış masasında oturmuşlardır. O bakımdan da ayrılır. İsmet Paşa, birinci ününü, ikinci ününü ve savaşlarına itibaren Kurtuluş Savaşı'nın ikinci büyük kahramanıdır ve genç bir asker olarak Lozan'da müzakerelere katılmıştır. Şimdi İsmet Paşa siyasi tarihimizde fazlasıyla hakkı yenmiş bir kahramandır. Ee, Tabi Atatürk'ten sonra iş başına gelmesi, çok uzun süre siyasi hayatta kalması, Atatürk'e e, dil uzatmaktan çekinenlerin İsmet Paşa'yı kolay hedef görmesi gibi nedenlerle hakkı yenmiş, tarihteki rolü olduğundan az gösterilmek istenmiş, günahına girilmiş, iftiraya uğramış, uğrayan, hala uğrayan, ailesine saldırıda bulunulan e, bir kahramandır. O öyle bir saldırıya uğramıştır ki. Bugün bile bildiğim için söylüyorum. Onun İnönü soyadlı torunları kamuda iş bulamıyor. Kurucusu olduğu, tapusunu imzaladığı bu devlette onun üçüncü, dördüncü kuşak torunları iş bulamıyor. Öyle bir kahramandır o. Şimdi İsmet Paşa Lozan Anlaşması'nı imzaladığında kaç yaşındaymış biliyor musunuz? 40 yaşındaymış. Nasıl bir şey ya? Kemal Paşa, Atatürk de 43 yaşında. Aralarında 3-4 yaş var. Biri 81 doğumlu, biri 84 doğum. Atatürk ben ne yaşıt? İsmet Paşa benden 3 yaş küçük. Biri Kurtuluş Savaşı'nı başardığında, diğeri Lozan'ı imzaladığında. Benden 3 yaş küçük ya. Ben onun o tarihte kalkıştıklarına ve başardıklarına şimdi cesaret edemem ya. Şimdi ufkumun ne kadar ötesinde. İsmet Paşa Şimdi İsmet Paşa ile Atatürk bir savaş edebiyatı diye bir şey vardır. Yazın türü vardır yani. Savaş edebiyatı. Sinema, film, işte film, yazılar, edebiyat, romanlar. Savaş metinlerindeki e, e, savaş metinlerin edebi yönünü ürdüler. Benim bizim milli mücadele tarihimizdeki savaş edebiyatı bakımından bulduğum en çarpıcı diyalog Atatürk ile İsmet Paşa arasındadır. İkinci Dünya Savaşı sırasında 1 Nisan bir yani 1 Nisan günü Batı cephesi komutanı İsmet Paşa Yunan ordusunun dağıldığını Atatürk'e telgrafla haber verir. Ve o ifadeler ne zaman dinlesem etkilenirim o ifadelerden. Diyor ki, e tabii bizim eski Türkçeyle de söylüyor. Saat 6.30 sonradan tepeden gördüğüm vaziyet. Gündüz Bey şimalinde, kuzeyinde. Sabahtan beri sebat eden ve dümdar olması muhtemel bulunan bir düşman müfrezesi sağ cenah grubunun taarruzuyla Gayrı muntazam çekiliyor. Yakından takip ediliyor. Hamidiye istikametinde temas ve faaliyet yok. Boz yanıyor. Düşman binlerce maktulleriyle doldurduğu muharebe meydanını silahlarımıza terk etmiştir. Şiir gibi bir şey yani. Buna da Atatürk çok tarihi bir sözle yanıt veriyor. Bak çok tarihi bir sözle. Diyor ki, bütün tarihi alemde sizin inönü meydan muharebelerinde derühte ettiğiniz vazife kadar ağır bir vazife derühte etmiş kumandanlar enderdir. Milletimizin istiklal ve hayatı dahiyane idareniz altında şerefle vazifelerini gören kumanda ve silah arkadaşlarımızın kalp ve hem, hem, hamiyetine büyük emniyetle istinad ediyordu. Siz orada yalnız düşmanı değil milletin makus talihini de yendiniz. İstila altındaki bedbaht topraklarımızla beraber bütün vatan bugün mütehalarına kadar zaferinizi tesit ediyor. Düşmanın hırsı istilası azim ve haimiyetinizin yalçın kayalarına başını çarparak burada haş oldu. Şimdi korkunç bir edebi metin tabi bu. Orada diyor ki İnönü Meydan Muharebesi, İnönü Meydanı'ndan bahsediyor burada Büyük Atatürk. Ve sizin o meydanda, İnönü Meydan Muharebelerinde deruhte ettiğiniz vazife, gösterdiğiniz başarı diyor. Gördüğünüz görev, yerine getirdiğiniz görev diyor. İnönü'yü mahkum edenler, cahil cühela, çıkarcı grubu, tarihten o kadar bir haberler ki İnönü'nün kendi soyadını İnönü meydanına verdiğini zannediyor. Büyük kahramanın aslında çarpış, kan döktüğü, çarpıştığı meydanın soyadını kendisine aldığını bile ayırt edemeyecek kadar zavallı ve düşükler. Şimdi...